Şimdi bir bunu bir televizyon programı gibi değil de Esra ile sohbet gibi oldu. Öyle diyelim. Çünkü her hafta Şifa Kapısı programını pazar Tabii. günü saatleri 18:06 olduğu zaman izliyorlar. Ve oradaki Tabii. röportajlarımız da çok keyifli Evet. oluyor. Hastayla röportaj yapılır mı? Ama memnuniyetlerini dile getiriyorlar hocam. Evet, yani güzel. Şimdi ben orada şöyle bir benzetiyorum. Yani branşları sordunuz. Hastanenin ana gövdesi cerrahi branşlar ve dahili branşlar. O ana gövdeyi kanatlarının da onkoloji, kanadının bir tanesi onkoloji, bir tanesi kalp merkezimiz diye düşündüğümüz zaman bunlar bu kanatlarla şükürler olsun gidecekleri yerlere gidebiliyorlar. Uçuyorlar demeyeyim ama hedeflerine doğru gidiyorlar. Nice zorluklarla karşı karşıya gelseler de. Ve Öyle tabii bir. çocuk bölümünde Ersin hocamızı, Evet. çocuklarla resmen böyle çocuk olan bir yapısı var Ersin Evet. hocamızın. Çocuk sağlığında, çocuk hastalıklarında. Yine kadın doğumda birbirinden kıymetli hocalarımız var. En son Gökçe hocamızı ailemize dahil oldu. Yani birbirinden kıymetli hocalarımızın, birbirinden başarılı hekimlerin yer aldığı büyük bir aile. Evet. Ve tabii bu ailenin de fertleri uzun süre yıllarını vermişler. Tabii. Hani Şimdi kısa vadeli değil, daha böyle uzun evet. süreçli. Aile deyince şöyle bir bakıyorum. Yani 1000'e yakın o 3 hastanemizle çalışanlarımız var. Evet. Yine 150 civarında hekimlerimiz var. Direkt part-time gelen orası bir mekan, şifa kapısı Evet. diyoruz. Diğer bir parolamız da onun Şifa kapısı. şifa kapısı. Yani bunları toplayıp her aileyi dörtte falan çarptığın zaman ciddi insanların emeğinin, ekmeğinin paylaşıldığı bir yer. O yemekhanesinde arkadaşlarımla oturup yemek yediğim zaman o mutluluğun benim için fiyatı yok. Benim için böyle olduğu kadar rahmetlik babam için de böyleydi, annem için de böyleydi. Hüseyin Bey için yine fazlasıyla öyle. Yani kendisine adadığı işlerden Evet. biri. Uğurlu ailesi kendisini adamış sağlık sektörüne. Siz, İşte oğlunuz avukat yine mesela evet bu pandemi döneminde baba sen git evde otur dedi yoksa Evet. şikayet edeceğim dedi ne işin var burada dedi biz evde karantinaya ya evde kaldı pandemi döneminin Evet. sıkıntılarını öyle bir atlatmış olduk Peki hocam gençler pandemi. bize destek oldu bu Evet. vesileyle o gençlerin yeğenlerim var öbürleri var yani gurur duyuyorum. Akın hocam, Akın Hoca, Doktor yani Akın bütün Bey. Fercan Bey, ne bileyim Can Deniz Bey, Özgür Bey, bunlar insan kaynakları bakımından, insan kalitesi bakımından bir 40-50 yıl önce düşünseydik onların geldiği seviye benim için bir hayaldi. Ama şimdi bunları ben yeğenlerim ve oğlum, çocuklarım diye gördüğüm zaman ayrı bir mutlu oluyorum. Tabii hocam sağlık Evet. sektörü de teknoloji ne kadar ilerlerse Evet. sağlık sektörü de Evet. kendisini yeniliyor. Evet. Hastanemiz de her geçen gün kendini yeniliyor ve hep ilklerin hastanesi oluyor. Evet, Cihazlarından tutun. yenileme deyince şu anda 18 bin metrekarenin bütün tesisatları, kablosu, her Evet. şeyi hani biraz önce dedim ya Gazi Osman Paşa Küçükköy'deki hastanemizin mimari standartlara uygunluğunu bu GCI'dır, SAS'tır, bizim kalite belgeleri peşinde koşarken bunlarla hep karşılaşıyoruz. Oradan da bir ihtiyaç duyuyoruz. Onların gerekliliği gibi yapmaya gayret ediyoruz. Zeytinburnu'ndaki hastanemizi de hepsini sıfırladık diyelim. Çok az bir yer kaldı. Bugün birinci katı da
bütün teknik serviste aman ne olur hızlandırın, hastalarımız böyle bir inşaat içinden tedaviye gelmek istemiyor şeklindeki görüşmelerim de oldu. Yenileme tek başına binada yenileme değil, mekanla hasta arasında ciddi bir şifa ile alakalı bir enerji var. Biz iyi mekanda insanların daha iyi olacağına inanıyoruz. İyi hizmet. İyi hizmet. Hizmet ama o mekan. Mekan evet. Da o hizmeti vermiyor. Fiziki koşullar da. Fiziki koşullar olmazsa olmaz. Peki yetiyor mu bu tek başına? Hayır, yetmiyor. Daha yeni 700 bin euro vererek MR'ımızı yeniledik. Yeni bütün teknolojileri, ne bileyim en yeni ultrasonları alıyoruz. Evet. Öbürlerini alıyoruz. Yani nasıl söyleyelim? Mekanda yenilenme, cihazda yenilenme, teknolojide yenilenme, kalite anlayışında yenilenme, günün zamanın gerektirdiği, çağın gerektirdiği ihtiyaçlar doğrultusunda bütün gücümüzü oraya çeviriyoruz. Oranın kaynaklarını başka bir yere transfer etmemeye maksimum derecede bütün ortaklarımız, bütün yöneticilerin, o da ayrı bir takdire şayan bir müteşebbislik özelliği diyebilirim. Hastanemiz onkoloji bölümünde çok başarılı. Yani çağın hastalığı kanser, korkulacak bir hastalık ama o kadar çok iyileşen ben hastayla röportaj yaptım ki ve onların memnuniyetlerini her hafta ekranlarımızda, Şifa Kapısı programımızda izleyenlerimiz takip ediyorlar, izliyorlar. Şimdi hastanemizi ilk kurduğumuz vakit, o zamanlarda Türkiye'de 6 ay ömrü var deyip 10 ay sonraya sıra yazılan kanser konusunda, özellikle ben Ankara'da bulunduğum sıralarda, Ankara bu konuda ayrı bir tüm Türkiye'nin şeyiydi. İşte bu şua tedavisi ve ışın tedavisi uygulayan, hani dedik apartmanlardan dönen, o zaman evet. Yani birkaç aletle bu kadar büyük bir yatırım yapılarak yapılan bir şey değildi. Onkoloji bölümünde de hastanemiz ilk defa ruhsatlandırılmış, Sağlık Bakanlığı'nda ilk özel hastanelerden. Orayı biz 118. hastane açarken gerçekten aldığımız bir cihazda iki tane hastane kurulabilirdi. Şu anda yine en son aldığımız triloji 4.250.000 euro. Biz onun senetlerini ödeyinceye kadar, pardon, dolar, euro çıktı ağzımdan. Yani ama şimdi senetleri ödedik, cihazı tekrar yenileyeceğiz. Yani baş döndürücü bir hızla teknolojide hızlı ilerliyor. Nasıl bu elinizdeki telefonlar, bakıyorsun bir modeli değişiyor, öbürü çıkıyor. Yani ötekini yetişemiyoruz. Tıbbi cihazların hepsi böyle. Hepsi, yani biz herhalde 3. 4. tomografimizdir, yeniledik. Evet. Orada en son yenisi de şu anda sanal anjiyo yapabilen 128 kesitli cihazlarımız. Ama robotik cihazlar. Bunların cerrahi operasyonlar dahi artık açık ameliyatlar değil, kapalı ve robotlarla yapıyor hekimlerimiz. Bunların hepsi bir ihtiyaç olarak karşımıza geliyor ve buna da gücümüz yettiğince rakiplerimizden veya başka alanlardan daha öncelikli tanımaya çalışıyoruz. Ama bunlara da güç yetmiyor, onu da söyleyeyim. Evet. Yani bir tıbbi cihazın şu gövdesini satın aldığınızda, diyelim ki $100 aldınız bunu, ama şu kalem ucu deforme oldu, bozuldu. Bu ucu değiştireceğiz. Hayır. Bu ucun fiyatı bu bedenin bütünün fiyatıyla değiştiriyorsun. Yine bunların bakım sözleşmeleri, tamir bakım sözleşmeleri, yani orada 400 insana bir maaş öderken 400'de cihazların bakımları için bir para ödeniyor. Ve bunların hepsi evet. Hastalarımız daha konforlu,
daha hızlı hizmet alsınlar diye. Daha kaliteli, evet. Daha güzel hizmetler alsınlar diye.